Merhaba. Ne konuşacağım çok zorlanıyorum. Yapmamam gereken bir şey yapacağım şimdi ama. Şöyle ki, annenin depresyonu bebeğe ne yapar? Ya da primer bakım vericinin depresyonu bebeğe ne yaparı konuşacaktım ama. O posta gelen o kadar çok yaralı mesaj gördüm ki. Bu video onlar için olacak ve bu videoyu ben bir kadın olarak ve bir anne olarak ve kesinlikle profesyonel kimliğimden uzakta yapacağım. Ve annelere bazı tavsiyelerde bulunacağım. Erkeklerin hoşuna gitmeyebilir ama o onların sorunu. Her zaman söylediğim şey kadınlara hep pozitif yaklaşım, kadınları daha çok severim diye. Bu da benim özelliğim, eleştirilebilir, taraf tutuyorum, cinsiyetçiyim, evet öyleyim, çok üzgünüm. Ama bazı şeyleri söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Hep takıldığımız yer yanlış, bir babanın yapmadıkları. Peki başka bir yerden sorayım. Bu hepsi ailelere de bazı annelere de sorarım burada. Muayeneannemde de sorarım. Tamam diyelim ki bu adamı boşadın çocuğuna verecek misin? Hayır hocam tabii ki vermeyeceğim. O zaman niye kavga ediyorsun? Ne gereği var? Ne gereği var ya? Tamam beraber yaptık üstlenmiyor adam sorununu. Tamam ben üstlenirim. Neden? Çünkü bir çocuğa yaptığınız ya da yapmadığınız, verdiğiniz ya da vermediğiniz, İyi ya da kötü, her şeyin karşılığı vardır. Eğer eşiniz bu çocukla ilgilenmiyorsa, size yeterince bu konuda destek vermiyorsa, bunun karşılığını görmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Ya da bir baba yeterince çocuğunun hayatında ya da eşinin hayatında yer almıyorsa, bunun bedelini ödemez diye mi düşünüyorsunuz? Bunun bedeli yalnızlıktır. Gene geldim biraz sert konuşacağım söyleyecekler ama bu kesinlikle bir gözlem. Daha önce de belirttim, şimdi de belirteceğim. Bütün dünyada erkekler erken ölüyor. Ve ben çocukluğumdan beri dikkat ettiğim bir şey var. Hep böyle yaşı ileride olan erkekler mutsuz, yalnız ve öfkeli görünüyor. Hep bunun üzerinde düşünmüşümdür. Neden diye. Niye kadınlar daha önce çok yaşar? Niye kadınlar yaşlandıklarında daha güçlü ve daha mutlu görünürler? Nedenini söyleyeyim mi? Çünkü kadınlar ilişkide kalıyor. Erkekler anı yaşıyor. Kadınlar fedakarlıkta bulunuyor, karşılığını da yaşlandıklarında alıyorlar. Nasıl? Bir çocukla siz ilişki kurduğunuzda belli bir yaştan sonra kuramazsınız. Bir süreçtir bu böyle. İnsan evladıyla doğduğu andan itibaren kurduğu ilişkiyle var olabilir. Eğer bunu belli bir yaştan sonra yapabilirim zannediyorsanız olmuyor. Kim emek veriyorsa ebeveyni oluyor. Dolayısıyla emek veren kadın olduğu için daha çok kadın ebeveyn olarak kalıyor. Anne olarak kalıyor. Baba ise şeklen var. Onunla konuşan, dertleşen biri kalmıyor yaşlandıktan sonra. Şu an için her erkeğin işi var, arkadaşları var, hobileri var. Ondan sonra anası var, babası var, kardeşleri var, dostları var. Zamanı yok aileye ayıracak. Ya da onlardan fedakarlık etti mi? Surat asacağı çok şey var. İyi, güzel. Bunların hepsi yaşla kalmıyor. Ana gidiyor, baba gidiyor, kardeş gidiyor, arkadaş gidiyor, iş gidiyor. Hobileri yapamaz oluyor. Bir kadın bir de çocuğa kalıyor. Eğer aileyle bağı kuvvetliyse yalnız olmuyor. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde değilse de felaket sonu. Gerçekten ben erkeklere belli bir yaştan sonra gerçekten çok acırım. Belli bir yaştan sonra değil, hep acırım geleceklerini görerek de. Buraya binlercesi geliyor. Ya hepsinde üzülüyorum onlar için. Şimdi buna baktığımızda her şeyin bir karşılığı olduğunu biliyorsak ve bu çocuğu da doğurmuş bulunduk, geri gönderemeyiz. O zaman partnerimizin yaptığı ya da yapmadıklarına takılmak yerine kendimizi de koyarak
koruyarak elimizden geleni yapsak olmaz mı? Çaba harcasak. Depresyonumuza gömülmeden ama. Onun yapmadıklarına öfkelenerek vakit kaybetmek yerine tamam bu işte yalnızım gibi görünüyor deyip kolları sıvasak ve bu çocuklara emek versek. Çünkü emek vermediğinizde ortaya sadece sorun çıkıyor. O sorunlar hayat boyu peşinizde devam ediyor. Çünkü ebeveyn çocuk ilişkisi ömür boyu süren bir şey. Şu sıra bir kitap okuyorum. Bitirince size de anlatacağım. Anne olmaktan pişman olmak. Anne olmaktan pişman olabilir mi bir insan? Evet olabilir. Çünkü çok ağır bir yük. Çok ağır bir yük. Bu hakkı herkese tanırım ben. Pişman olabilirsin. Doğru, haklısın. Ama şimdi ne yapabiliriz? Bu çocuk için ne yapabiliriz? Senin için ne yapabiliriz? Bunu kendi kendinize sorun. Benim için, kendim için ne yapabilirim? Bu çocuk için ne yapabilirim? Yalnız kalsanız bile. Benim için çocuklarım her zaman için çok büyük bir güçtü. Hep de öyle oldular. Onlara tutunmak çok iyi bir çare olabilir. Yalnızlığınızı o kadar güzel tedavi ederler ki. Onlara odaklanarak onlarla vakit geçirdiğinizde siz de tamir olduğunuzu hissedeceksiniz. İçinizdeki öfkeyi tekrar büyüterek hiçbir şey kalmayana kadar onun içinde gömülmeye gerek yok. Dışarıda büyüyen bir çocuk var. Kaybetmeyin zaman. Takılmayın şu erkeklere ya. Gerçekten. Hepsi yaptığın bedelini ödüyor. 47 yaşım boyunca bu hep böyle oldu. Bedel ödüyorlar ya, hiç merak etmeyin. O çocuğun babası olamıyorlar yani, sadece şeklen baba oluyor. Ama o çocuk her zaman size ait kalıyor. Çünkü emeği unutmaz çocuk. Çok vefalıdır. Kendinize iyi bakın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Ve diliyorum her şey sizin için iyi olur. Sevgiler. Hoşçakalın.